kasırgaya tutulmuş gül goncaları gibi itibarını zedeliyorlar. Üstelik hiç hoş değil, sana hiç yakışmıyorlar. Huysuz bir kadın, suyu bulanmış bir çeşmeye benzer. Kararmış, çamurlanmış, hastalanmış ve uzaklaşmıştır işte bu yangına. İnsan susuzluktan perişan olsa bile içmez o tatlı sudan. Kocan senin efendindir, yaşamın ta kendisidir, korur seni. Sen sıcak yuvanda tüm tehlikelerden uzak yan gelmiş yatarken senin için çalışır o. Sırasında siper eder gövdesini. Ne karada yorulur ne denizde. Uğraşır seni korumaya. Tüm bunlardan sonra beklediği tek şey sıcak bir bakış, tatlı bir gülüş. Uysal bir kadındır, çok mu yani? Bir kralın tebaasından beklediği neyse odur işte kocanın senden beklediği. Böylesine haklı bir arzuya boyun eğmeyen bir tebaası varsa kralın gözünde asiden başka ne olabilir sence? Huysuzluk eder, acı sözler söyler, atarsa suratını, dinlemezse kocasını. Sevgili efendisine haince bir ihanet değildir dediği yaptı. Neden böyle zayıf, yumuşacık, ipek gibi yaratılmış bizim gövdelerimiz? Çünkü biz dünyanın derdiyle uğraşacak kişiler değiliz. Yüzümüzde yüreğimiz gibi yumuşacık olmalı değil mi? Madem ki öyle, teslim olun siz de. Boyun eğin kocanıza. Hazır olun elinizi ayağınızın altına koymaya. İşte ben, kocama sadakatimin göstergesi olarak elim hazır diyorum. Kabul edecekse eğer.